Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, marina bağlama fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, tekneyi edinme maliyetinden ziyade tekneyi edindikten sonraki idame maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Şimdi hani bir tabir vardır hep, en iyi tekne arkadaşın teknesi derler. Ben ama en iyi araba arkadaşın arabasıdır diye bir şey duymadım. Halbuki bugün yollarımızda birkaç tekne fiyatı edecek arabalar var. Aradaki ciddi fark bana sorarsanız şuradan kaynaklanıyor. Tekneyi edinme maliyetinden ziyade edindikten sonraki idame maliyeti çok yüksek. İşte marina bağlama fiyatları gibi. Çünkü radikal bir örnek vermek gerekirse yine çok üst düzey bir arabanızı kapalı otoparka park ettiğinizde yanınıza 50 yaşında bir araba da park etse onun aynı ücreti ödüyorsunuz. Ama marinada böyle değil yani. Tekneyi marinaya bağlamak zorundasınız ve marinalara ciddi rakamlar ödeniyor. Bir yarımada ülkesi olduğumuzu belirten Süheyl Demirtaş, denizcilikte alınması gereken çok mesafe olduğunu dile getirdi. İşte odamızın bir sloganı var biliyorsunuz, denizci millet, denizci ülke. Evet, bir yarımada ülkesiyiz ama kesinlikle denizcilikte almamız gereken çok mesafe olduğuna inanıyorum ben. Bunun için de ikinci el tekne ithaline izin vermek dahil, ki bu konuda değerlendirilmeli yaygınlaşma açısından. Bunu da yine devletimizin ilgili makamlarının değerlendirmelerine sunuyoruz. Çünkü tek kişi başına düşen tekne sayısına baktığımızda da artı kıyı uzunluğuna göre marina ve bağlama yerine baktığımızda da Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Premier Group denilen Fransa, İspanya ve İtalya'nın çok gerisindeyiz. Hepsinden de uzun kıyıya sahip olmamıza rağmen. Kişi başına tekneye baktığınızda da hiç kıyısı olmayan Avusturya ve İsviçre'de bizden daha fazla. Bizde yaklaşık 2500 kişiye bir tekne düşerken ilk üç grupta işte Vikingler dediğimiz Norveç, İsveç, Finlandiya var. Norveç'te örneğin 6,5 kişiye bir tekne düşüyor. Yani 3 kişiyi bir aile olarak düşünürseniz 2 aileden birinin teknesi var. Üstelik Baltık'ta, Kuzey Denizi'nde deniz ve hava şartlarının çok ağır olduğu bir yerde bunu yapıyorlar.